kadınlarımız, kadın futbolu değil sadece kadınlarımız, kadın sporcularımız, kadın çalışanlarımız Beşiktaş camiası içerisinde bizler için çok kıymetli ve değerli. Aynı şeyi zannediyorum Vodafone için de kıymetli. Çünkü bakıyorum her daim Vodafone gelirken bir erkek beyefendi, bir de hanımefendiyle sürekli kurumlarını temsil ediyorlar. İnşallah biz de bundan sonraki dönemde güneşlerimiz içerisinde bir hanımefendi alarak yolumuza devam ederiz. Öncelikle bunu camiaya buradan söylemek istiyorum. Kadın futbol takımımızın gösterdiği başarıya, en az erkek futbol takımımızın gösterdiği başarı kadar önem verdiğimi ve geçen sene alınan 3 kuponun üstüne alınmış olan kadın futbol takımının 4. kupasının çok önemli olduğunu ve camia tarafından da en az benim kadar kadın futbol takımımızın almış olduğu kupanın değer ifade ettiğini buradan vurgulamak istiyorum. Kadınlarımız, annelerimiz, eşlerimiz, kızlarımız her birinin ne kadar kıymetli olduğunu defalarca tarif etmeme rağmen tekrar tekrar söylemeye devam edeceğim her fırsatta. Onun için bazı şeyler tekrar olursa da kusurumuza bakmayın. Özellikle futbolda kadınlarımızın gösterdiği başarıda pay sahibi olan yöneticilere, Fırat Fidan Beyefendi'ye ve yöneticilerine hepsine çok çok candan teşekkür ediyorum. Futbolcularımızın bizimle beraber yollarına devam edecekler uzun bir süreç olmasını diliyorum. Buradan da TFF'ye fırsat bulmuşken müsaade ederseniz Engin Bey sesleneceğim bir şey var. Özellikle bonservis konularını ve sözleşmelerin erkek futbol takımındaki gibi olmasını TFF'nin süratle sağlaması gerektiğinde buradan mesaj olarak TFF'ye iletmek istiyorum. Bir de çok önemli bir şey yaptık. Bildiğiniz üzere Türkiye'nin güzide kulüplerinden, köklü geçmişi olan kulüplerimizden Fenerbahçe, Galatasaray ve diğerlerini kadın futbol takımını kurmaya geçen seneki ifadelerimizde zorladığımız için her şeyi Beşiktaş'ı ilk yapardan yola çıkarak ilk zorlayan Beşiktaş oldu ve sebebiyet verdiğimiz için de son derece mutluyum. Yani ligin tadı biraz daha arttı. Ama kadınlarımızın son dönemlerde göstermiş olduğu maçlardaki performansa her ne kadar çok keyifli yaklaşsam da sayın yöneticime ifade ettim. Dedim böyle 5-0 6-0 olmuyor. Hanımefendileri incitmeyin. 2 gol 3 gol bile bizim için yeterlidir. Galip olalım ama karşı taraftaki takımdaki hanımefendi arkadaşlarımızın da keyfini kaçırmayalım. Çünkü onların da motive olmaya ihtiyaçları var. Evet. Vodafone'a teşekkür ediyoruz. Kadın futbol takımımıza verdikleri desteklerden, göğüs sponsoru olmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah erkek takımında olduğu gibi, statta olduğu gibi uzun yıllar kadın takımımıza destek vermelerini temenni ediyorum. Vodafone olarak bildiğiniz gibi Beşiktaş'ın en büyük destekçilerinden biri olmaya devam ediyoruz. Pek çoğunuzun hatırladığı gibi 2013 yılında Beşiktaş Jimnastik Kulübü ile Vodafone arasında bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşma halen Türk spor tarihinin en büyük sponsorluk anlaşması, toplam 150 milyon dolar değerinde bir anlaşma. Ve bu anlaşmayla beraber Beşiktaş'ın mabedi olan bu stadı Vodafone Park olarak isimlendirdik. Vodafone Park aynı zamanda 10 milyon dolarlık yapmış olduğumuz 10 milyon dolarlık altyapı yatırımıyla Türkiye'de altyapıya en çok yatırım yapılmış olan ve Türkiye'nin en akıllı stadyumu. Tabii diğer yandan da dünyanın en güzel lokasyonlarından birinde bulunan Vodafone Park hem de altyapısıyla hem lokasyonuyla çok da güzel bir sosyal yaşam alanı. İçinde müzesi, stüdyosu, restoranlarıyla çok da güzel bir sosyal yaşam alanı. Her ne kadar pandemi biraz bunu kısıtlamış olsa da. Beşiktaş Vodafone futbol takımı bizim aslında Türkiye'nin her yerinde, dünyanın her alanında %100 eşitlik için mücadele eden ve eşitsizliğe karşı ben varım diye mücadele eden kadınları temsil eden bir alan olması itibarıyla ve şirketimizin de amaç odaklı vizyonuyla paralel olması itibarıyla da bizim açımızdan önemli bir değer taşıyor. Toplumun genelinde erkeklere uygun roller olarak biçilmiş rolleri aslında rollerden bir tanesi futbol. Bu alanda kadınların varlığı ve kadınların en az erkekler kadar başarıyla mücadele etmesi topluma verilmiş olan çok güzel bir mesaj. Biz bunu hem Vodafone olarak önemsiyoruz hem de Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün bunu önemsemesi ve öncüsü olması bu işbirliğinin de temellerini oluşturuyor. Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı sadece aslında sahadaki başarılarıyla
değil. Aynı zamanda diğer kadınlara pek çok alanda, sadece futbol olarak düşünmeyin, pek çok alanda ilham vermesiyle de çok büyük bir sorumluluğu başarıyla yerine getiriyor. Futbola gönül vermiş veya futbolu seven kız çocuklarına da ilham veriyor. Biz dolayısıyla Beşiktaş Vodafone futbol takımını sadece sahadaki başarılarıyla değil, topluma verdiği bu mesajlarla da çok başarılı buluyoruz. Ben de buradan tüm futbolcu kardeşlerimizi bu açıdan tebrik ediyorum. İşbirliğimizi biz sadece bir sponsorluk olarak görmüyoruz. Bu işbirliği kadın futboluna gelişmelemesine ve hatta gelişmesine de destek olacak bazı adımlar atmak istiyoruz. Bu kapsamda belki hatırlarsınız, belki sizler de vardınız. Ben o coşkuyu bu statta yaşamıştım. 2 yıl önce düzenlemiştik. 33 bin kişi katılmıştı. Atletico Madrid'de değil mi Fırat Bey? Birlikteydik. Türkiye Vodafone Kupası gerçekleştirmiştik. Ve bu Türkiye'de bir kadın futbol maçına en çok izleyicinin bulunduğu kupaydı. Son olarak Beşiktaş Vodafone kadın futbol takımımızla bir belgesel çektik. YouTube'da bu belgesel bugüne kadar 3.3 milyon izleme oranına ulaştı. Bu belgeselle yaratmak istediğimiz etki hem kadınların bu alanda yaptıklarının altını çizmek hem de genç kızlarına ilham verebilecek birçok hikayenin sizler sayesinde, Beşiktaş Vodafone futbol takımı sayesinde kapılarını açmaktı. Bugüne kadar yarattığımız etkiyle görüyoruz ki birçok insan, 3.3 milyon kişiye ulaştığı için de birçok insan bundan ilham aldı ve önümüzdeki dönemde daha fazla etki yaratmayı temenni ediyoruz. Spor okullarında futbol eğitimi alan kız çocuklarına yapmak istediğimiz bir proje var. Bu projeye imza atıyoruz. Sponsorluğumuzun 10. yılına özel formalar tasarladık. Bu formaların gelirini de tamamen kız çocuklarının eğitimine ayıracağız ve futbolda hedefimiz gelişmek isteyen tüm kız çocuklarının önünü açmak. Proje kapsamında Adana, Ankara, Antalya, İzmir ve İstanbul'da spor okullarında yapılacak seçmelerde gelecek vadeden kız çocukları seçilecek. Eylül 2022'de seçmeler başlıyor. Toplamda 200 kız çocuğu farklı illerde eğitilerek, aslında altyapı geliştirilerek çok daha fazla kadın futboluna katkı sağlanabilecek diye düşünüyoruz. Kameralardayız. Evet, kameralardayız. Tamam, teşekkür ederim.